Değerli izleyicilerimiz, ana vatanımız Türkiye'den yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıkta Amerika Birleşik Devletleri'nden herkese selamlar, sevgiler. Değerli izleyicilerimiz, bu videomuzda koronavirüsle ilgili saklanan bazı gerçekleri, büyük oyunları ve bunun yanı sıra bundan sonra bizi nelerin beklediğini tek tek ele alacağız. Bunun yanı sıra bu koronavirüs bir oyun mu yoksa gerçekten koronavirüs bize anlatıldığı gibi bir salgın mı, perde arkasında neler var, bunları hep birlikte değerlendireceğiz. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere yaklaşık 2-2,5 yıldır koronavirüs denilen bir illetle insanoğlu uğraşıyor. Bu virüs çıktıktan sonra şöyle bir tabloyla karşılaştık. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz videolarda defalarca anlattım. Bu işin kaynağı olarak Çin'in Wuhan kenti gösterildi ve burada bir hayvan pazarından insanlara bu virüsün bulaştığı belirtildi. O dönemde bizler, pek çok dünyanın değişik noktasında yaşayan insanlar, şu görüntülerle karşılaştık medyada. İnsanlar sokaklarda yerlere düşüyordu. İnsanlar tıpkı epilepsi, yani sarı hastaları gibi kafa üstü yerlere çakılıyordu. Ama sonrasında Avrupa'ya geldi, Amerika'ya geldi ve dünyanın değişik noktalarına bu virüs yayıldı. Ben kendi çevremde, bilmiyorum siz gördünüz mü görmediniz mi, koronavirüse ben çok yakınlarımı maalesef verdik. Hayatını kaybeden yakınlarım oldu koronavirüs nedeniyle, ama hiç kimsenin ben sokakta yere düştüğünü, hiç kimsenin tıpkı sarı hastaları gibi bir anda sokakta yürürken yere yığıldığını, kafa üstü düştüğünü görmedim. Şimdi şöyle bir psikolojiyle bu iş başladı. Büyük bir panik havası estirmek için bu videoları dünyaya, medyaya servis ettiler. Medyanın da çok büyük bir kısmı bu işten habersiz bir şekilde şöyle bir salgın var, böyle bir salgın var diyerek insanlara, isteyerek ya da istemeyerek, bunu ayrı bir tartışma konusu, medyada haberler yer almaya başladı. Dünyanın en büyük anchormanleri, habercileri, en büyük televizyoncuları, televizyon programcıları bu videoları kullanarak toplumu büyük bir korku psikolojisinin içerisine soktular arkadaşlar. Sonra Türkiye'ye geldi, Almanya'ya geldi, Fransa'ya geldi, Amerika'ya geldi ve dünyanın pek çok noktasına yayılmaya başlandı. Tam o sırada dünyada hemen hemen hiçbirimizin tanımadığı bir bilim insanı çıktı Almanya'dan. Kim bu? Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Profesör Doktor Özlem Türeci. Bu iki bilim insanımız dedi ki, biz bir sıvı bulduk. Bu sıvılar sayesinde koronavirüsten herkesi kurtaracağız dediler arkadaşlar. Ve yine bu medya, değerli izleyicilerimiz, son dakika açıklaması olarak bütün bu açıklamaları dünyaya, kamuoyuna duyurdu. Biz de doğal olarak inandık. Dedik ki bu koronavirüsle ilgili artık mucizevi bir sıvı bulundu. İnsanlar bu sıvılar sayesinde koronavirüsten kurtulacak dedik. Şimdi aslında biz bu sıvı sürecine kadar olan kısmı anlattık. Sonra değerli izleyicilerimiz, mRNA teknolojisi denilen bir teknolojiyle tanıştık. Pek çok kişi bunu koronavirüsten sonra öğrendi. Ben de mRNA teknolojisi nedir, bu sıvıların ortaya çıkmasından sonra öğrendim. Ancak sonrasında bu sıvılarla ilgili, işte tek doz vurulduğunuzda bu işten kurtulacaksınız denildi. Tek dozda. Kıymetli izleyicilerimiz, bunun akabinde tek doz dendi. Ülkeler Profesör Doktor Uğur Şahin'in şirketi olan BioNTech ve ortağı, Amerikalı ortağı Pfizer'la anlaşmalar yapmaya çalıştılar. Siyasetçiler çıkıp dedi ki, ben 100 milyon doz aldım, 200 milyon doz aldım, işte 10 milyon doz aldım. Bu arada başka devletler de kendi sıvılarını üretmek için, değerli izleyicilerimiz, neye başladılar? Bu sıvı çalışmalarına başladılar. Almanya bu işin kurtarıcısı olan, o şekilde lanse ettiği Uğur Şahin'le hemen 400 milyon doz anlaşma yaptığını söyledi. Tabii 400 milyon dozun da üretilmesi, yani bugünden sabaha olacak bir şey değil. Paralar ödendi, sözleşmeler yapıldı. Değerli izleyicilerimiz, sözleşmeler yapılmadan önce de bu bilim insanları ve pek çok bu sıvıları üreten Johnson & Johnson ve diğer işte Sputnik vesaire, bu sıvıları üreten ülkelerden de açıklamalar geldi. Bizim sıvılarımız %90, %95 koruyor dediler.
İnandık mı? İnandık arkadaşlar. Bunun akabinde pek çok ülkede sıvılanmalar başladı. İnsanlar kuyruklara girdiler. Almanya'da mesela şöyle bir şey meydana geldi. Ülkenin pek çok noktasından bu sıvılarla ilgili sıvılama, aşılama merkezleri değerli izleyicilerimiz kuruldu. Ama bunların çok büyük bir kısmı kısa bir süre sonra kapandı. Neden? Ellerde sıvı yok dediler. Elimizde sıvı yok dediler. Tüm dünyada bu sıvı seferberliği başladı. Değerli izleyicilerimiz, o %95 koruyor, %85 koruyor diye naralar atan, sıvıları üreten firmalar bu anlaşmaları yaptıktan sonra ortadan kayboldular. Evet, kayboldular. Sonra dediler ki değerli izleyicilerimiz, tek doz yetmez. Şimdi ikinci dozu yaptıracaksınız. Tamam dedi insanoğlu. Yine kuyruklara girdi. Hastanelere koştu. Aile hekimlerine koştu. Aile doktorlarına koştu. Polikliniklere koştu. Bu sıvıları vurdurdu. Bizler bu arada, tabii ben kendimden örnek vereyim. Hani bir dozda bu işten kurtulacaktık diye kendi kendime sormaya başladım. Ardından iki oldu. Sıvıları insanlar vurdular. Bu arada da hayatımızda işte Güney Afrika mutandı, işte Hindistan mutandı, yok işte İngiltere mutandı diye yeni bu virüsün yeni modelleri, çeşitleri, basitçe halk deyimiyle yeni türleriyle tanıştık. Bu arada yeni sözleşmeler yapmaya devam ediyorlar. Bu aşı firmaları, bu koronavirüsten bizi kurtaracağını iddia eden kişiler, bilim insanları vesaire. Bunun akabinde değerli izleyicilerimiz şöyle bir tabloyla karşılaştık. Dediler ki iki doz yetmez. Şimdi üçüncü dozu yaptıracaksınız. Tamam, üçüncü dozu da yaptıralım dedik. Peki bu arada değerli izleyicilerimiz, kış aylarının gelmesiyle beraber bir baktık. Her şey bir yıl öncesine dönmeye başladı. Yani alınan kapanma önlemleri, alınan maske, mesafe, tüm önlemlere rağmen gördük ki her şey yeni başa döndü. Bize dediler ki şu kadar kapanacaksınız, şu kadar iş yeri kapanacak, işin ekonomik, sosyolojik boyutu, insanlar ciddi anlamda ekonomik krizin içerisine girdi. Sonuç arkadaşlar, bugün itibariyle takvim yaprakları değişse de her şey başa döndü. Şimdi ben buradan soruyorum size. Beni dünyanın pek çok noktasından izleyen izleyicilerimize şunu soruyorum. Profesör Doktor Uğur Şahin ve saygıdeğer eşi Sayın Özlem Türeci bir kahraman mı? Sizce Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci bizi bu koronavirüste söylendiği, bu iki yıl önce söylendiği gibi kurtardı mı? Bir kahraman mı? Ya da bizim önümüze sürülmüş olan bir oyunun bir parçası mı? Bizler de bu oyunun figüranları mıyız? Şimdi bu konuyla ilgili sizlerin düşüncesini çok merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne veya kanalımızın Instagram hesabına, Facebook hesabına yazarak bana ulaştırabilirsiniz. Yani sözün özü şu. İnsanlık 2-2,5 yıldır büyük bir oyunla meşgul mü ediliyor, yoksa gerçekten bilim insanlarımızın, siyasetçilerimizin söylediği gibi bir tabloyla karşı karşıya mıyız? Değerli izleyicilerimiz, lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın. Bu vesileyle ben koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere, dünyanın pek çok noktasında vatandaşlarımız var, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah en kısa zamanda bu tablo bir an önce biter ve herkes istediği gibi hayatına döner. Ekonomik açıdan sıkıntıya düştük. Sosyolojik açıdan sıkıntıya düştük. Devletlerin beceriksizliğini gördük. Yani hiçbir şey bize televizyonlara çıkıp basın toplantıları yapan o siyasetçilerin anlattığı gibi değil. Bu benim görüşüm. Yanılıyor olabilirim. Lütfen siz de görüşlerinizi bizimle paylaşın. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.